Dünyanın dört bir yanındaki kasalarda ve mezarlarda saklı, akıllara durgunluk veren sırlar gibi bazı gizemleri çözmek o kadar da kolay değildir. Bir Çin imparatorunun lanetli mezarından, Taç Mahal'in bodrum katındaki gizli odaya kadar insanların haberdar olduğu ancak henüz girmeye cesaret edemediği beş garip ve gizemli yeri anlattığım videom ile karşınızdayım. İyi seyirler. Dünyanın en zengin tapınağı, Güney Hindistan'daki Kerala eyaletinde gerçek bir hazine hikayesi. Eski sırlar ve ölümcül entrikalar var. Yerel efsanelere göre Travancore kralları büyük servetlerini tapınağın taş duvarlarına ve tonozuna gizlemişlerdi. Ardından 2011'de Hindistan Yüksek Mahkemesi tapınağın hazinesinin rutin bir şekilde denetlenmesini talep etti. Hazineyi saymak göründüğünden daha zordu. Yerel dini liderler kasaların açılmasının Maha Vishnu'ya saygısızlık edeceği konusunda uyardılar. Birisi en son 1931'de denedi ve efsaneye göre kasadan ani bir kobra salgını çıktı. Ancak Hindulardan gelen protestolara ve ölüm tehditlerine rağmen avukat Sandarajan yüzyıllar sonra ilk kez açılış izni aldı. Kısa bir süre sonra Sandarajan ve ekibi 6 kasadan 5'ini açtı. Bulgular çarpıcıydı. Tapınağın içinde taçlar, silahlar, elmas çantalar, yakutlar, altın heykeller, altından yapılmış kaplar, altın filler, altın sikkeler, hatta mücevherlerle süslenmiş altın Hindistan cevizi gibi nefes kesici bir istif vardı. Toplamda hazine içeriğinin değeri 1 trilyon ABD dolarıydı. Ancak gizemli bir kapı kilitli kaldı. Kapıda devasa bir yılan figürü tehlikeye işaret ediyordu. Ve tapınak rahipleri, Vedik bilginler son kapının açılmasının büyük talihsizlik getireceği konusunda ısrar ettiler. Kasaya güvenli bir şekilde girmenin tek yolu bir Hindu rahibinin veya Aziz'in Garuda mantra olarak bilinen kutsal bir töreni gerçekleştirmesiydi. Tek sorun nasıl yapılacağını bilen canlı kimse olmaması. Elbette bazı insanlar lanet ve batıl inanç gibi şeylerden şüphe ediyor. Ama avukat Sandarajan esrarengiz bir şekilde öldüğünden beri kimse son kasayı açmaya cesaret edemedi. İmparator Kuyi'nin gizli mezarı. Roma İmparatorluğu kargaşa içindeyken eski Çin tuhaf gizemlere ev sahipliği yapmasına rağmen bir barış döneminin tadını çıkarıyordu. İmparator Kuyi savaşan 7 devleti birleştirdi ve ilk Çin İmparatorluk Hanedanlığının başı oldu. Bu sonsuza kadar yaşamayı hayal eden çok güçlü bir liderdi. Sadece 13 yaşında iktidara geldi. Ancak ölümden sonraki yaşamını bir krala uygun hale getirmek için derhal mezarı üzerinde çalışmaya başladı. Genişleyen mezar kompleksi üzerinde birçoğu dünyaca ünlü terrakotta savaşçılarını ölümden sonraki yaşamda imparatorlarını savunmaya hazır gerçek boyutlu 8000 eşsiz fil heykelini inşa eden toplam 700 bin kişi çalıştı. Ancak İmparator Kuyi'nin geniş ordusuna dair elimizdeki resimler buzdağının sadece görünen kısmı. Mezarı mühürlenmiş durumda ve biz sadece içindekini tahmin edebiliriz. Çinli arkeologlar mezarın Bubi tuzaklarıyla korunduğu ve zehirli civa içerdiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Mezarın ölçeği de çok büyük ve mevcut teknolojiyle kazı yapmak imkansız. Belki bir gün insanlık imparatorun son dinlenme yerinin içini görecek. Ama nefesinizi tutmayın. 2000 yıl daha sürebilir. Taç Mahal'in bodrum katı. Çoğu insan Hindistan'ı 300 yıldan fazla bir süredir yöneten Müslüman bir imparatorluk olan Babürlerin anıt mezar kompleksini inşa ettiği konusunda hemfikir. Hikaye Şah Cihan'ın 14. çocuğunu doğururken ölen en sevdiği karısını onurlandırmak için inşa ettiğini anlatıyor. Ancak Hintli Müslümanlarla uzun süredir rekabet içinde olan bazı Hindular Taç Mahal'de bir dizi gizemli kilitli odaya işaret ediyorlar. Bu odaların dini bir örtbas anlamına gelebileceğini ve Taç Mahal'in başlangıçta Müslüman bir saray değil Hindu tapınağı olduğunu söylüyorlar. Taç Mahal'in yasak bölgeleri ve
tuğlalanmış kapıları var. Ancak bu yetkililerin söylediği gibi koruma için mi, yoksa çok daha gizemli bir şeyi gizlemek için mi? Bildiğimiz tek şey içeri kimsenin girmesine izin verilmediğidir. Machu Picchu'nun altındaki hazine. İnkalar tarafından inşa edilen Machu Picchu kalesi orta çağdan kalmadır. Ancak 1911'e kadar dünyanın geri kalanı tarafından bilinmiyordu. İnka kralları nüfusu İspanyol işgalcilerden ve getirdikleri çiçek hastalığından kaçana kadar dağların tepesindeki bu gizli şehri bir kale olarak kullandılar. Ancak arkeologlar İnkaların kalıntılardan fazlasını geride bıraktığını söylemektedirler. Machu Picchu'nun altında keşfedilmemiş mezarlar ve mağara sistemleri yatıyor. Radar analizi metalin varlığını neredeyse kesin olarak altın ve hazine olarak göstermektedir. Ancak bu odaların konumu onlara ulaşmayı imkansız kılmakta. Perulular arkeolojik müdahalenin bu kutsal yere zarar vereceğinden korkmaktadır ve onlara izin vermeyi reddediyorlar. İnka krallarının orada ne sakladığını bulabilecek miyiz? Bu konuda hiç kimsenin bir fikri henüz yok. Kayıtlar Salonu. Nil'in ülkesi ve antik dünya olarak bildiğimiz Mısır'da tek bir devasa kireç taşından oyulmuş bir firavunun kafasına sahip dev bir aslan olan Sphinx gibi bir harika yatıyor. Hiç şüphe yok ki Sphinx hala sırları saklıyor ve Mısır bilimciler hala tarihin bilmecelerini çözmek için araştırıyorlar. Ancak eski Mısır'ı içeren hiçbir teori çok tuhaf değildir. Sphinx'in altındaki boş alanların yeni yere nüfuz eden radarla keşfedilmesinin ardından bazı uzmanlar efsanevi Mısır kayıtları salonunu bulduklarını iddia ettiler. Bu devasa bir keşif olacak ve bize Mısır'ın gizemli medeniyetine yeni bakış açıları verecek bir bilgi ve eserler hazinesini içerecek. Komplo teorisyenleri için en heyecan verici beklenti, kayıtlar salonunun uzaylıların firavunlar döneminde dünyayı ziyaret ettikleri yönündeki iddialarını kanıtlayabileceği ve bize efsanevi Atlantis şehrinin yerini söyleyebileceğidir. Öyleyse eğer Mısırlı yetkililer Sphinx'in altında herhangi bir kazı yapılmasını neden engelliyor? Komplo teorisyenleri acaba haklı olabilirler mi?